Var mı seste problem? Ses geliyor mu arkadaşlar? Seste problem var mı? Düzeldi, süper. Burak sen de mi geldin lan? Selçuk Bey, iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, 100 kişi olduk. Biraz daha toplanalım, hemen başlıyoruz. Çok önemli konu var bugün, çok önemli konu var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Neo hakkında yorum. Bir saniye arkadaşlar. Coinleri konuşmadan önce Yunus Emre, tamam hemen hallediyoruz. Barbaros Burak Vanlı, dinliyorsan Yunus Emre'yi tercüman olarak kanala hemen atamasını yapalım. Haberler güzel Selçuk Bey. Haberler güzel. Arkadaşlar 3-4 günden beri, bir haftadan beri süren geri çekilme, düzeltme hala etkisi var. Hala satış baskısı var ama bitti. Sorun yok. Artık yukarı yönlü hareket ediyoruz. Biliyorsunuz Bitcoin 33 bin dolara kadar düşmüştü. 33 bin dolara kadar gerilemişti. 32 bin, 30 binlere de gördü ama son geri çekilmede, son 24 saatte 13 Ocak, 14 Ocak'da 33 bin dolara kadar çekilmişti. 42.200 dolara kadar çıktı bugün. Çok güzel bir alım geldi. İki büyük kurumsal firmanın alımıydı. Söylemiştim kanaldan da. Sabah ciddi bir satış baskısı vardı. Ethereum'da ve Bitcoin'de terste kaldık. İlk W'nun ilk bacağını kaçırdık ama ikincisini yakaladık. Sonra en tepede sattık, tekrar en dipte tekrar aldık. Bugün iki satış yaptık, alım satım yaptık. Çok çok iyiydi bence. Çok alış satış yapmaya bakmayın arkadaşlar. Garanti olsun, az aralıklı olsun. Önemli olan o terste kalıp saatlerce, günlerce bekleyen, zarar eden, paraya ihtiyacı olup zararla satan arkadaş çok oluyor. Onun için terste kalmamak lazım. En önemli şey bu. Bakacağız arkadaşlar. Hepsine bakacağız. Ethereum 1000 doların altına inmişti biliyorsunuz. 1000 dolara yakın çekilmesi vardı son 24 saatte, 13-14 Ocak'ta. 247 dolar hacim aldı. Çok çok ciddi bir rakam bu. Bir ay önce Ethereum'un fiyatı 240-250 dolardı. 1000 dolar üzerine para koymuş toplamda. 904 dolar, aynen 904-960'a kadar ben yakından takip etmiştim. Bugün de biraz ilgilenemedim, işlerim vardı. Ama market yönünü değiştirdi arkadaşlar. Zaman zaman böyle çekilmeler olsa da artık o 8000, 7000, 5000 dolarlık Ethereum'da 400 dolarlık, 300 dolarlık çekilmeler beklenmiyor. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayındayız. 20 Ocak'ta pandemi yardım paketi var. O açıklanacak. Vadeli işlemler var Şubat'ta. Yarın da Tether'in davası var biliyorsunuz. Herkes şu an, yabancı borsalarda işlem yapanlar Tether'le alakalı çok sıkıntılı. Çok önemli. Önce onunla alakalı konuşalım. Biliyorsunuz yarın Tether davası. Muhtemelen ertelenecek. Bilir kişiler atanacak. Bilmem ne olacak. Bir sürü iş olacak. Ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü stabil coin. Yani değeri dolarla sabitlenmiş stabil coinlerden biri USDT. Çok kullanılıyor dünyada, yabancı borsalarda da. Nakitte olanlar bekliyor Ali. Kapanışa yakın tekrar bakalım. Şu an 11.5 saat. Tekrar trendi kırdı gibi ama biraz daha beklemek lazım. 5-10 dolar yukarıdan alalım, sıkıntı yok. Trendi takip edelim. Çok önemli arkadaşlar bu. Şimdi birkaç stabil coin daha vereyim size ismini. Kullanmak isteyenler. BTC Türk'te biliyorsunuz sorun çıkardı. Hemen bir alt anlaşma yapmış. USD
C'ye getirmişler. 18 Ocak'tan sonra alım satım yapabiliyorsunuz. Ama BTC Türk'ün anlaşması galiba sabitlenmemiş dolarla. O riskli. Onun için BTC Türkiye'de ben mail atmıştım. Çok kişi mağdur olur bu konuda. Yabancı borsalarda işlem yapan arkadaşlar çok diye. Bu konuda sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar BTC Türk'e kripto transferi yapacaksınız. Yani Binance'de, Bitmex'de işlem yapan arkadaşlar USDT olarak gönderemezse olur da yarından sonra. USDT tutmayın. Ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Hiçbir şey de çıkmaz eminim. Ama yine de başka bir stabil coin'e geçmek isteyen varsa USDC'ye geçebilir, Boost'a geçebilir, True'ya geçebilir, Pax'a geçebilir. Hangisini istiyorlarsa. Ama yine de şöyle düşünmeyin. Şimdi USDT'yi Türk borsalarından transfer ettiniz yabancı borsaya. Yabancı borsada kripto almışsanız USDT ile alakası kalmıyor. Çünkü dönüştürmüş oluyorsunuz. Tekrar satış yaparken atıyorum Bitcoin'iniz var, Ethereum'unuz var. USDT olarak değil de Boost olarak seçebilirsiniz. Pax olarak seçebilirsiniz. USDC olarak seçerseniz USDC'yi 18 Ocak'tan sonra Türk borsalarında diğerlerinin anlaşması var mı bilmiyorum. Paribu ve diğerleri ama BTC Türk yapmış 18 Ocak'tan sonra. Arkadaşlar hiç önemli değil galiba. Yabancı borsalarda herkes Tron'u soruyor, Neo soruyor, BTC'yi soruyor. BTC Türk'te USDC 18 Ocak'ta başlıyor. Ama şu önemli olan arkadaşlar. Stabil coin'ler dünyada dolarla sabitlenmiş. Ama BTC Türk onu mesaj olarak herkese okudum kabul ettim diye mesaj atıyor. Size de gelmiştir muhakkak. Hatta okuyayım size mesajı. Ethereum ne durumda? Şu Ethereum açalım. Ethereum açık olsun. Yabancı borsalarda işlem yapanlar için çok önemli arkadaşlar. Onun için söylüyorum. USDC aslında bir, onlar da kripto para. Ama stabil coin. Fiyatları siz aldıkça, dünya aldıkça artmaz ya da sattıkça azalmaz. Fiyatları sabit. BTC Türk USDC alım işlemlerinde sadece aracılık etmektedir diyor. Yani başka bir anlaşması olduğunu düşünmüyorum. Yani ihracatçısı ya da ithalatçısı değildir. Yöneticisi veya herhangi bir şekilde hak sahibi değildir diyor. Muhtemelen şunu yapacaklar. Bu tuzağa düşmeyin. Atıyorum dolar 7.30 ise bugün onlar USDC TL paritesini 7'den, 7.10'dan, 7.20'den düşük pariteden yapacaklar. Onun için Boost alabilirsiniz. Boost'u transfer edemezsiniz ama kriptoyu Türk borsalarına transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Bütün kriptolarınızı ERC20 kodu destekli bütün kriptoları transfer edebilirsiniz. Sefa yarın bilmiyorum ama ne, halka Amerika'da yardım paketini halka ilan edeceklerdir ama 20 Ocak'ta Senato'ya girecek. Senato'dan olur alması önemli tabii. Muhtemelen de onaylanır çünkü Biden'ın ilk icraatı kesinlikle onaylanır. Şeyi anladık değil mi arkadaşlar? USDT ile alakalı işlem yapabilirsiniz. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ben de onunla işlem yapıyorum. Binance hesabımda da USDT var. Bitmex'te de USDT var. Sorun yok. Bir problem çıkmaz. Eğer bir problem çıkarsa stabil olduğu için, fiyatı sabitlendiği için herhangi bir devalüasyona maruz kalmayacaktır. Hemen çevirisini yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir şey almıyoruz, bekliyoruz. Hala mesaj atan var özelden. Ethereum'u satayım mı diye. Stoplar patladı, satılmıştır herhalde yani. Verdiğimiz stoplara uymayan arkadaşlar da alım satım kararı kendilerde. Biz kaçta verdik stopu? 1230'a stop vermiştik. Şu an 1218'de.
Stoplar patladı. Bekliyoruz. Fatih Bey, boost'a geçmiş. Sadece boost'u transfer edemiyorsun buraya. Önemli değil. Yabancı hesabı, Binance hesabında kalabilir. Tron için görüşüm değişmedi arkadaşlar. Tron hala hacimlenmesini bekliyoruz. Çünkü altlar yürümedi. Yani arada böyle Dot, XLM, bunlar globalde anlaşmalarla hacimlenen coinler. Yani XLM'e Rusya, Ukrayna destek vermiş. Belirli anlaşmalar yapmışlar. Bilmem ne olmuş. Dot, Algorand da öyle mesela. Algorand da dünyada iki büyük kurumsal anlaşması var. Kripto para transferleriyle alakalı. Yan coinleri de var Algorand'ın. Algo da onun için pik yapmış durumda. EOS çok geride. Dash çok geride. Hatta Dash bugün hala eksiden çıkamadı. 990 TL ile geride. Şeylere bakalım arkadaşlar. Son 24 saatte Dot marketin lideri. %21 rally yapmış. Bitcoin biraz geriledi. %8. ADA %2. Atom %4. Ethereum ciddi bir kalk işte 1247'ye ATH'yi koyduğunda günlük ATH'sinin iyiydi. Devam etmedi. Satış baskısı yüksekti. Bitcoin'de de söylemiştim. 39.900'lere geldiğinde ciddi bir alım hacmi var. 39.035'te dönmüş. Demek ki işlemler iptal edildi. Alış emirleri vardı çünkü. Bu SDT Şafak nasıl kar aldın anlamadım. Hayır, şöyle BTC Türk USDC'yi niye aldı? Olur da mahkemeden acil bir karar çıkarsa işlem durdurması falan ki muhtemelen çıkmaz. Stabil coin olduğu için çıkmaz. Olası bir durum olursa müşteriler, kullanıcıları mağdur olmasın diye USDC ile anlaşmayı yaptı ama o da bence mantıklı değil. Ben kullanmam onu. Binance hesabımda USDT varsa Bitcoin alırım, Ethereum alırım, onları BTC Türkiye transfer ederim. USDC olarak transfer etmem. Çünkü oradaki ayrıntıyı fark ettiniz mi bilmiyorum. Stabil coin olarak değerlendirmemişler 1 dolar olarak. Eğer 18 Ocak'ta kullanıma başlanırsa USDC'de geldiğinde parite farkını görürsünüz. USDT'ye de hiçbir şey olmazsa yarından sonra ikisinin parite farkı aslında stabil coin 1 dolarla sabitlenmiş algoritmik coin de değil. Onun için öyle bir anlaşma yapmış. Bence yanlış. Kullanıcılarını mağdur eder. Buse Karakaya şey diyor abi bir tweet okudum diyor. Hisse senetlerinde de bu böyle. BIST 100, BIST 50, BIST 30 diye ayrılmıştır. İlk onlar, ilk beşler hep en güçlüler, en hacimlilerdir. Ama burası çok volatil bir market olduğu için hisse senetleri gibi değerlendirmemek lazım. Yani zaman zaman düşüşler yaşayabilir, zaman zaman artışlar yaşayabilir, terste kalabilir. İşte Ripple'ı görüyorsunuz, marketin en güçlü üçüncü kripto parasıydı. Şu an yerlerde geziyor. Yani takip etmek lazım. Al soğuk cüzdanı at ya da bir yere at, bekle değil. Eğer uzun süre yatırım yapmışsanız, iyi yatırım yapacağınız kriptoları seçip soğuk cüzdanı atıp bakmayabilirsiniz. Çok ciddi paralar yoksa. Bence BTC Türk kullanmayın mağdur olursunuz. Yani neye göre mağdur olursunuz? Bütün borsaların mağduriyeti var. Bu ara iş size düşüyor. BTC Türk'te de işlem yapıyorum ben ama BTC Türk cüzdan gibi daha önce de kullandım. Yabancı borsalara para transferinde çok basit. Sabahın 5'inde Türk Bankası'ndan BTC'ye, BTC'den Binance'e anında transferimi gerçekleştirebiliyorum ben. 7 gün 24 saat.
Baran ne diyor? İnan abi, ABD'de ilk kripto bankası resmi onay almış. Bugün son dakika çıktı. Takip, hiç duymadım. Yani şimdi kriptolar şöyle arkadaşlar. 7000 tane kripto para var ama merkeziyetsiz olanların bir merkezi olamaz. Yani stabil coinler farklı. Kripto dünyasına adapte edilmiş bankaların ipotekleriyle, bankaların mevduatlarıyla güçlendirilmiş, desteklenmiş yüz milyarlarca stabil coin var biliyorsunuz. Ama merkeziyetsiz paraların bir bankası olamaz. O hiç okumadım o haberi. Linkini bana atarsan ben de bakayım ama muhtemelen bu merkeziyeti olmayan paralardan değil, diğer merkeziyeti olan paralardandır. Hangi anlamda mağduriyet? Onu kaçırdım ben. $39.600. 1.217 Ethereum. Ripple arkadaşlar, Ripple bilmiyorum. Yani destekçisi, yatırımcısı çok fazla ama benim de vardı Ripple. Ben mahkeme açıldığı gün sattım. 5 liralara çıkmıştı. Bugün Ripple davası olmasaydı 1 dolardı. 1 dolardı. Abi günlük al satçılar grafikte hangi zaman aralığına bakmalılar? Bunun ben size grafiğini göndereyim. Günlük al sat day traderlar var. İşte haftalık alım satanlar var. Uzun vadeciler var. Onların takip etmesi gereken grafikler, indikatörler var. Onları atayım ben size. Oradan bakabilirsiniz. Todex hiç kullanmadım. Sadece bende bütün uygulamalar var, bütün borsalar var. Arada zamanım olduğunda diğer borsalarla kur farklarına bakıyorum. Yani atıyorum Ripple'ın karşılığı ne, orada ne satıyorlar. Kesinlikle tavsiye etmem. Uzun vade Ripple yatırımı olmaz arkadaşlar. Bitcoin dışında 5'ten aldın, terste kaldın. Abicim, Abdullah Yılmaz, bir aydan beri bağırıyoruz, satın 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 sat. Hala satmak için zamanın var. Çünkü 5'ten aldın, şu anki fiyatı ne? Hemen bakalım. Şu anki fiyatı 2 lira 17 kuruş. %50 zararın var. %60 zararın var. Satıp ciddi bir altcoin belirleyip bu rallide zararını çıkarabilirsin. Para kazanmasan da zararla bu ralliyi bitirirsen yazık olur. Hala tutuyorsan yanlış yapıyorsun, ben sana söyleyeyim. Peygamber sabrı Ömer Kekeş ETH'ye. Ethereum'a değinecek bir şey yok arkadaşlar. Bitcoin düşen trende binmediği sürece yarın 1350, bir hafta içerisinde 1500 dolar, bir haftayı bulmaz. 2 gün, 3 gün içerisinde Ethereum 1500 doları bulur. Ocak ve Şubat ayında, Şubat'ta şöyle söyleyeyim, 2000 dolar. Ben bir ay önce Twitter'dan da, sosyal medyada da, Instagram'da da var bakarsanız. Bir ay önce yazdım 2000 dolar. Kimse 2000 dolar telaffuz etmiyordu. Birkaç kişi de mesaj atmış bana, neye göre 2000, neye göre 2000. 1000 dolara bulsun. Eski 2017 ATH'sini bir geçsin önce diyordu. Hepsini kırdı geçti zaten. Bir ay sürmedi. Ripple davayı kazansa da arkadaşlar şöyle. Dava kazanmasa da, dava süreci uzasa da söylediğim şey şu. Altcoin'ler rally'e başladığında Ripple muhtemelen hacimlenir. Yani bugün 2.20, 2.16 ise 3.5 olur.
3 olur. 3.20 olur. Yani muhtemelen hacimlenir. Çünkü elinde Ripple olanlar var yani. İşlem çifti var yani. Bitcoin Ripple alan var. Ethereum Ripple işlem çiftini alanlar var. Onlar da ciddi zararda. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar bilmiyorum. Ama yanlış bir tercih beklemek. Şöyle Doğukan sormuş, TL ile alışveriş yapıyoruz diyor, alım satım işlemi yapıyoruz Ethereum'u diyor, dolara göre. Bütün kriptolar biliyorsunuz dolara göre hesaplanıyor ama dolar kuru fark ediyor. Şimdi stabil coin 1 dolarla anlık kur düzenlemesi yapması gerek borsaların. Ama orada ciddi paralar kaldırıyor borsalar. Bu sadece Türk borsaları değil, dünyanın bütün borsaları. Binance'de 20 tane şeyi var arkadaşlar, para paritesi var, itibarlı para var yani, doları, Japon yeni, İngiliz sterlini, Rus rublesi, hepsi kullanılabiliyor. Onların normal değerinden, piyasa fiyatındaki değerinden %2, %3 düşünsenize, farklı verse kimse, ben Türk'üm, dolar alacağım ya da TL'ye çevireceğim. TL'ye çevirirken %2 benden para alsa, yüz binlerce insanı, günlük milyonlarca yapılan işleminden düşünürsek ciddi paralar kaldırırlar. İyi akşamlar Veysel Bey. Uzun vade Tron alınmaz arkadaşlar. Uzun vade Bitcoin'den başka hiçbir şey alınmaz. Ahmet Veysel. Bekliyoruz şu an. 1211 dolar. Aşağı yönlü gidiyor arkadaşlar. Kapanış 5 dakika sonra. Shortlayan parayı götürdü. Shortlayabilirsiniz şu an. Excel'em iyi rally yaptı. Excel'imiz konuşmuştuk. Her gün aynı şeyi söylüyoruz zaten. Maalesef. Arkadaşlar, Bitcoin'in karısı Ethereum olmadığını, altların rallisi başladığında göreceksiniz. Şimdi bütün market coin'leri, kriptoları, Bitcoin yükseliyor, onlar yükseliyor, Bitcoin düşüyor, onlar düşüyor gibi görseniz de, dominans düştüğünde, artık yatırımcılar Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere geçtiğinde, karısı, yandaşı, yaveri gibi olmadığını göreceksiniz. Ve her zaman söylüyorum, altcoin'lerin rallisini takip eden var mı? Geçmiş verileri araştırabilirsiniz. Bitcoin bugün 33 binden 40 bin dolara çıktı. 7 bin dolar hacimlendi. Çok ciddi paralar bunlar. Ethereum 1000 dolardan 1247 dolara çıktı. Ama Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'ler öyle olmaz. %60, %70'i bir kapanış arası. Gece kapanışı yaparız. Ertesi gün kapanışa kadar %60 yapmıştır. Bir sonraki kapanışa kadar %30. Bir sonraki kapanışa göre %40. Toplamda %200, %300 üzerinde artışlar gözlemlenir. Ama Bitcoin %600 arttı ama Mart ayından beri. Hacmi çok yüksek. Fiyatı çok yüksek. Enes Bilici, ABR ETH 2-3 güne 150 dolar olacaksa ETH'ye girilir mi? Yani ben bir aydan beri 500 dolarken 632'yi kırdığımızda artık önümüzün açık olduğunu söylemiştim. BTC Tron almış işlem çifti. Tron yürümedi, BTC yürüdüğü için şu an kârdasın. Bitcoin paritesine oranla zarardasın. Kardan zarardasın. Şu an sepet yapmam uygun mu? Uygun sepet. Çünkü altcoin'lerin rallisi başlamadı. Her zaman söylüyorum. Sepet arkadaşlar 10 gün önce, 15 gün önce sepeti oluşturduğumuzdaki fiyatla şimdi %45, %50 fark var. 15 gün önce sepeti oluşturduğumuz arkadaşların hepsi %50 karlılıkta şu an. Litecoin ne olur? Can,
Litecoin'de benim de yatırımımın büyük bir kısmı Litecoin artık. Ben Bitcoin'den çıktım Ethereum'a, Ethereum'dan aldım sonra Litecoin'e. Çünkü Litecoin'den beklenen ve beklediğim çok yüksek, Tron gibi. Tron da var tabii, sepetin tamamı var bende. Onun dışında bir 5 altcoin daha var. Ama Litecoin yürümüyor bir türlü, anlamadım. Her şey hazır. Yani Litecoin'in uzaya çıkması için hiçbir eksik yok. Ama altcoin'lerin rallisini bekliyor. Bir işaret bekliyor demek ki. 1113 TL, 1140, 1150'ye kadar çıkmıştı. 40 TL gerilemiş. Gerilemesine rağmen artı 5 markette önde. Dash zarar ediyor arkadaşlar. Gidiyor şimdi. Ripple gidiyor. Shortlayabilirsiniz Ripple'ı. 10 kuruşa kadar shortlanabilir. Çok düştük arkadaşlar. Farkında mısınız? Tam zamanında çıktık biz bugün. İkidir tam zamanında girdik. Tam zamanında çıktık. İlkini kaçırdık. W'nun ilk bacağını kaçırdık ama ben çok ilgilenemedim. Grafiklere de bakamadım. Dışarıdaydım çünkü biraz işlerim vardı ama toparladık. Birkaç tane arkadaşın da mesajı var. O arkadaş da canlı yayından buradan bilmiyorum izliyorsa terbiyesizlik yaptı. Hata yaptı. Özelden de mesaj attım. Sonra dönmedi. BTC düşüyor, satıyor muyuz? Yani eylem Yılmaz. Stoplar patladıysa söyledim, stopları patlayanlar girmesin. Saat 0. LTC 200 dolar geçer. Onu söyleyeyim. Yunus Emre. Stoplar patladığında arkadaşlar ben stopları çok şey ayarlıyorum aslında. Belki 2-3 dolar da altına çekebilirim ama tam destek seviyelerinde ayarlıyorum. Desteğe geliyor ya dönecek ya stopu patlatıp aşağı inecek. Genelde herkes 2 dolar altına, 3 dolar neyse 10 dolar 20 dolar altına ayarlar ama ben tam destekte sizin daha az zarara uğramanız için karınızdan. Bugün zarar eden var mı? Zarar eden yok. Herkes karla çıktı bugün. Yani ilk 50 dolarlık bir alım fırsatını kaçırdık. Onu kabul ediyorum. İlgilenemedik. Sinyal veremedik. Satış baskısı vardı ama hacim de vardı. Tekrar o iki kurumsalın alımıyla trend yönünü değiştirdi. Onu kaçırdık. Ama sonraki ayağını tekrar döndüğümde dibinden aldık. En tepede sattık. Sonra iki pozisyon daha avantajlı pozisyonumuz oldu bugün. Hocam herkesin merak ettiği sorduğu long short işlemleri tam olarak anlatır mısınız? Tavsiye etmiyorum ama özelden de yazan çok. Bugün ATH gelmez bence. Çünkü bugün şöyle... Her sert çıkışın salına salına bir inişi olur. Sert olmasa da salına salına bir inişi olur. Çünkü alıcılar ve satıcılar takip ediliyor arkadaşlar. Kimlerin aldığı, hangi borsalardan, hangi ülkeden, hangi hacimlerle alınıyor. Onlar takip ediliyor. Şimdi globalde büyük yatırımcılar bunları çok iyi takip ettiği için... İki noktadan blok alımı olduğu için bunun tekrar tepede kar satışları geleceğini biliyor. Onun için şu anki geri çekilme de ondan. Dakikalıkta tam bir ters tobo var ama dakikalıktaki tobo formasyonları %1'dir gelmesi. Şu an gelmez yani. Daha ne kadar düşer? Elimde kaldı, satayım mı? Sigorta. Yani şimdi ben sat derim çıkar, satma derim düşmeye devam eder. Onun için bence sinyalleri takip etmelisiniz arkadaşlar. Ben tam destek ve dirençlere göre, indikatörlere göre ve yazılıma göre alım satım yaptığımız için. Kadir Soğuk, güzel kar ettik. Aynen öyle bugün. Risksizdi ama bizimki. Bizim bugünkü kazancımız risksizdi arkadaşlar. Yani zamanında aldık, zamanında çıktık. Geri çekildi. Alttan aldık, üstten sattık. Şimdi de çok güzel zamanda sattık. Biz sattık, gerilemeye başladı. Çünkü tam dirençti. Yani çok geçerli bir direnç olmasa da daha önceki test ettiği dirençti. Selçuk söyleyeceğim.
long ve short işlemlerini. 6-8 balinası ATH'ye getirir mi? Getirmez. Bugün dediğim gibi o hacim bitti. Artık korkulur ya. İşte tepeye çıktık, yine tekrar satışlar gelir mi? Ama gelmez arkadaşlar. O 36 binin üzerindeyiz artık. Yani Bitcoin'in en güçlü azalan hacimde direnç oluşturup ve üzerine çıktı. En güçlü 36.400'lük direncin üzerindeyiz. Yani 39.300'deyiz şu an. 500 dolar, 1000 dolar da geri gelse sıkıntı yok. Yarın tekrar hacimlenir. Zaman aralıklarını takip ediyorsunuz herhalde. Akşam 5'te Amerika borsaları açılıyor. İşte gece 12'de Asya borsaları açılıyor. Japonya borsası var, Çin borsası var. İşte mesai saatleri açıldığında Türkiye'de en hareketli saat, söylemiştim, akşam 18-21 arası, sabah 6-8 arası, bir de 11 balinası diye bir tabir ediliyor ama pek iyi niyetli değil onlar galiba. ATH'nin açılımı tüm zamanların en üst seviyesi. All time high. VIP grubunu iptal ettim arkadaşlar. Kimseyi almıyorum. Keremciğim merhaba. Alalım sorunu. Sushi coin ne diyorsun? Girme diyorum. Yani kripto marketin içerisinde yoğrulmuşsan, çok mesai harcamışsan, bizim belirlediğimiz 5-6-10 coin dışında en az bir 100 tane daha hacimli çok ciddi coinler var, kriptolar var ama çok iyi tanımıyorsan, pompalanmıyorsa belirli zümreler tarafından, kişiler tarafından. Şöyle söyleyeyim, 7000 tane bir kripto para var demiştim ya, bu 7000 tane kripto paranın en az 3000-4000 tanesi aynı kişilerin. Bu manipülasyon açık değil mi sizce? Sushi Chainlink iyi olabilir, Sushi iyi olabilir, bir sürü coin var iyi olabilir ama aynı sahipler tarafından pompalandığı için bilmiyorum. Yani Doge'den çıkan para atıyorum ona giriyor, ondan çıkan ona giriyor, onu pompalıyorlar, onu pompalıyor, herkes arkasından. Ben o FOMO hareketlere inanmıyorum. Levent, düzeltme bittiyse altcoin'ler şimdi dominansın. Şöyle, düzeltme bitti ama bizim beklediğimiz düzeltmenin bitmesi ya da düzeltmenin ne kadar süreceği değildi. Bizim beklediğimiz sadece dominansın 30.000'e, 28.000'e çekildi Bitcoin. 42.000'den 28.000'e çekildi ama dominans hala yüksekti. Dominans, biliyorsunuz, yani paranın, marketteki bütün kriptoların içerisindeki paranın en yüksek miktarını söylüyor. Yani %70'ini Bitcoin'de. Bu %67'ye düşse, %60-65'e düşse, Ethereum dominansı 13-14'lerde şimdi. 8'ler 500 dolarken 8,5-9'lardaydı. Şimdi 13'lerde falan. Ethereum 20-22'ye çıksa Ethereum 2000 dolara çıkar. Yani bir hafta içerisinde. Şak diye çıkar. Bugünkü gibi yani. Yetişemezsiniz almaya. Hangi seviyeden alayım dersiniz? 1000 koyar üzerine. Durum öyle. Kaldıraçlı işlem arkadaşlar. Soran çok. Fatih, bilmiyorum. Yani o birileri tarafından değil de yatırımcıların bütünün öngörüsüyle alakalı. Rally ne zaman başlar? Yani çoktan başlaması gerekti. Bence bu rally hiç bitmeyecek bu sene. 2021 yılında sert düzeltme, birkaç defa daha böyle sert olmasa da geri çekilme olur ama bu rally hiç bitmeyecek. Çünkü markete para akışı çok. Dediğim gibi Ocak 20'den sonra Amerika'nın yardım paketi dağıtılmaya başlarsa onun yansıması çok yüksek olur. Vadeli işlemler var Şubat'ta. Belki yazın bir yataya bağlar birkaç ay turizm döneminde. Durum öyle. Ya bunun belirli bir tarih aralığı yok. Genelde Kasım ayında, Kasım ayının sonu, aralığın 15'i 20'sine kadar Bitcoin rallisini tamamlar, dominansı düşürür, yataya bağlardı. Altcoin'lere geçerdi para. Altcoin'ler
%1, %2 Bitcoin çok Bollinger Band aralığında dalgalanır. $200 2 günde çıkar. $200 2 günde düşer mesela Bitcoin. Ama bu dönemde tabii bu pandemi sürecinde çok hareketli. Yani 7.000'lik, 10.000'lik ralliler oluyor görüyorsunuz. Bugün $7.000 çok ciddi rakam. Sabah bir Bitcoin almış olsaydınız 50.000 lira para kazanmış olurdunuz. USDC yeni eklendi. Evet Sibel Hanım. USDC 18 Ocak'tan sonra başlıyor işlemlere. BTC Türk ama stabil coin olarak almamış BTC Türk. Dolar karşılığı yok. Doğru yatırım çiftlerini neye göre seçiyorsunuz? Bitcoin, Ethereum alınabilir. Bitcoin, Bitcoin, EOS alınabilir. Dash tavsiye etmiyorum şimdi. Ama şu an zamanı değil işlem çifti için. Neden? Çünkü yani bitmiyor ama rally. Beklediğimiz bitmesi değil mi? Onun için şu an uygun değil. Bu sefer ne olacak? Bitcoin $3.000 çekilip yataya bağladığında atıyorum sen EOS Neo aldın işlem çifti. BTC Neo aldın. Neo %70 yapmış ama BTC yürümediği için 20'sini eritir. Çok oldu arkadaşlar. O kadar çok yazan var ki inanın pandemiden dolayı ve insanlarda para var. Yani öğrencisi 100 lirayla giriyor. İş adamı boşta parası var. Ticaret için yatırım uygun koşullar yerinde değil. Can ne yazmıştın? Kaçırdım. Yazan da çok arkadaşlar. Kaçırıyorum. Çok önemli olduğunda soru işaretiyle yazın diyeceğim. Herkes soru işaretiyle yazacak şimdi. Neo bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. 1212'ye çekildi bu ara Ethereum. 39.300. Bitcoin yerinde sayıyorum. Ethereum'un çekilmesi daha çok derin oldu şu an. Dash, EOS, Ethereum, Neo, Tron hepsi bizim Dash de alabilirsiniz dedim arkadaşlar. Birinci Türk borsalarında yok onun yerine alabilirsiniz demiştim. Ama şu CEO'su istifa ettikten sonra orada bir pompalandı biliyorsunuz. Bunların hepsi arkadaşlar rally başladığında %60'ın 70'in üzerinde değerlenecek. 1 liraysa 1 lira 2 lira olacak. 1.70 olacak. 2.20 olan olur. 2.50 olan olur. Göreceksiniz. Ama şu an hala bekliyoruz. Tether'i söyledik arkadaşlar. Abi grafikte Fibonacci düzeltmesiyle çoğu şeyi tahmin edebilir miyiz? Önemli olduğu söyleniyor. Fibonacci arkadaşlar çok eski bir indikatör. Kriptoda da çok verimli çalışıyor. Hisse senetlerinde de çok verimli çalışıyor. Geri çekilmeleri ve düzeltmeleri daha önceki destek ve dirençleri hep analiz ettiği için genelde doğru söylüyor. Ama bu sefer doğru söylemeyecek. Neden? Çünkü market hacmi çok yüksek. Yani Fibonacci geri çekilmesi 16-17 bin dolardı. Geldik mi? Gelmedik. Gelir miyiz? Gelirsek doğrulamış olur. Yani, ama bence gelmeyeceğiz. Belki yazın bütün altcoin'lerin rallisi de biter. Artık pandemi biter. Turizm açılır. Ülke giriş çıkışları açılır. Her şey normale döner. O zaman belki FIP düzeltmesi gerçekleşebilir. Doge'ye girmeyin demiştin. 3 borsada eklenecek. Şimdi Doge'ye girmeyin deme sebebim şu arkadaşlar. Niye hacimlendi Doge? Niye bugüne kadar yoktu? Elon Musk çıktı. Doge, Twitter'dan Doge yazdı. 2 gün içerisinde %60 %70 rally yaptı. Biraz önceki söylediğim gibi yani birileri tarafından pompalananlar bir süre sonra tekrar tepe taklak olabilir. Alabilirsin ben almayın demiyorum. Yani marketin en son coin'ini de alabilirsiniz. Yatırım kararı sizin. Of fena vurdu.
İnanamıyorum. 1190 dolar. 38.800 dolar. Satmayan arkadaşların elinde patladı söyleyeyim. Shortlayanlar da parayı götürdü. Bu aralıkta 10 bin dolar. Evet arkadaşlar, kaldıraç işlemi. Short ve long pozisyonu. Yabancı borsalarda kaldıraçlı işlemler var. Long alım, short satım. İki yönlü de işlem yapabilirsiniz. Long pozisyonu uzun almak. Yani yükseleceğine işaret ediyorsunuz. Yükseleceğini düşünüyorsunuz. Bir paritenin Bitcoin yükselecek diyorsunuz. 30 40 bin dolarda giriyorsunuz. Yüksel 40 bin üzerindeki kaç x'le girmişseniz o kadar para alıyorsunuz. Bir fonlama kesintisi oluyor. Bir de saatlik çok cüzi bir miktarda bir kesintisi oluyor. Aynı şekilde mesela short işlemi düşeceğine işaret ediyorsunuz. Yani düşeceğini düşünüyorsunuz. Tersine pozisyon alıp yatırım yapıp paranızı düşerken de çıkarken de kazanabilirsiniz. Ama çok riskli. Daha önce de söyledim. Sistem sizin paranızı almakla tasarlanmış öyle bir sistem. 100 dolarla işleme giriyorsunuz. 100 dolar paranız var. 10 dolarla işleme giriyorsunuz. Örnek için söylüyorum. 10 dolarlık açtığınız işlem Bitcoin yükselecek diye giriyorsunuz. Çarpı 10'la. Likidasyon seviyeniz var. Yani eğer terste kalmışsanız, siz yükselecek derken o düşmeye başlamışsa 90 doların likidasyon seviyesi var. 40 bin dolarda girmişseniz 40 binin üzerinde para kazanacaksınız ama 39.500'e geldiğinde likit olacaksınız. Sizi likidite edip bütün paranızı 10 dolarla girmişsiniz ama 100 dolarınızı alıp sizi kenara atacak. Ama 10 dolarla girdiğiniz işleme 40 bin dolarda girdiniz, 41 bin, 40 bin 500'de çıktınız. O aradaki fark ne kadarsa yüzde çarpı 10'unu alıyorsunuz. Belki 1, 1,5'u o dediğim fonlama kesintisine gidiyordur. Ethereum alınır mı? Alınabilirdi aslında ama şu kapanışı geçmişiz. O dump ondan. Tekrar geri çekiliyor. İşte yansıması böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi iki kurumsal 1.6 800 milyon dolar artı bir 700-800 milyon dolarda da market alış hacmi vardı. Hepsi alımı gerçekleştirdi. 34 bin 35 bin dolardan 40 bin dolara Bitcoin fırladı. Ethereum 1000 dolardan 1250 dolar 1247 dolara çıktı. Sabit hacimle, sabit adreslerden alım yapıldığı için market hacmiyle yükselmediği için böyle sert çekilme oldu. Şimdi bütün herkes girdi ve yükseliyor. Herkes yetişmeye çalışıyor. Bin bin koyuyor Bitcoin üzerine. 33 bin dolardan 47 bin dolar. Yani 2 bin doları kaçırdım, 5'i kaçırmayayım, 6'yı kaçırmayayım diyen girdi. Mesela şöyle oluyor. O kurumsal bugün operasyonu başlattı. 1.4 milyar doları 250 milyon dolar, 300 milyon dolar, 300 milyon dolar, 300 milyon dolar aldı. Herkes almaya başladı, yükseldi, tepeye çıktı, sattı, bitti. Kârı aldı, çekildi. Yani bunu yapmamıştır Grayscale ama balinaların tuzağı bu. Ethereum almayın arkadaşlar, şu bir 15-20 dakika daha geçsin, bir trendin yönü belli olsun. Git devam et. Satmadın değil mi? Fatih ne bitti anlamadım. Altcoin'leri bekliyoruz arkadaşlar. Yani olağanüstü bir haber çıkarsa, ülkeler arası bir anlaşma olursa, büyük dev şirketlerle bir anlaşması olursa altcoin'lerin, atıyorum PayPal şeyi de çoktu bugün. PayPal'da alımı çoktu. Biliyorsunuz PayPal'ın müşterilerinin tamamı Bitcoin hizmetine aldı ama tüm müşterilerini talep ettiğinde 1 trilyon doların üzerinde oluyor. Hala geri çekiliyor. 38.900 1190
1180 dolar. Yardırsın, sıkıntı yok. Nakitteyiz biz, bekliyoruz yani. Her geri çekilme bir alım fırsatı. Her geri çekildiğinde bize aynı bant aralığı. Bakın geçen de yaptık aynısını. 1000 dolar da aldık, 1090 dolar da sattık. Geri çekildi. 1000 dolar da tekrar aldık, 1060 dolar da sattık. Yani o gitsin gelsin önemli değil. Yani tepeye çıkması, aşağı inmesi bizim alım fırsatlarımızı kaçırdığımız anlamına gelmiyor. Terste kalmayalım, zarar etmeyelim. Aradaki fırsatları alıp kenara çekilelim. Bu yani çok işlem yapmayla çok para kazanılmaz. Bunu bilin yani. Şimdi ben kanaldan bazı arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum ama cidden bazen şeyini çıkarıyorlar yani. Alım sinyali veriyoruz, satım sinyali veriyoruz, stop seviyesi veriyoruz. Özelden abi alalım mı şimdi? Al diyorum 10 dakika sonra. Ne zaman çıkalım? Söyleyeceğiz. Stop koyalım mı? Ama takip edin arkadaşlar. Yani 300-400 kişi aktif alsat yapıyor. Yani 1080 ve gidiyor hala. Muhtemelen nerede durur? Hemen söyleyeyim size. En güçlü desteği 2. onu kırmış. 1150'ye kadar gidebilir arkadaşlar. Satmayan arkadaşlar niye satmadı? Okan niye satmıyorsun arkadaşım? Güzel kardeşim. Yani beklediğin ne? 1500'ler gelecek, 1600'ler gelecek ama sen al sat yapıyorsan sinyal geldiğinde alıp sinyal geldiğinde satacaksın. Ama ya da terste kaldı, uzun vade almışsan terste kalmış sayılmazsın. Borsayı takip etme. Şubat ortasında gir 1600-1700'den sat çık. Yani aynen Abdullah Yılmaz. Giriş seviyemizi verdik arkadaşlar. 1110 dolardan girdik. 1130 dolardan, 1150 dolardan çıktık. Seviye seviye de ben inanın kendim işlem yapamıyorum biliyor musunuz? İki defa bugün fırsatı kaçırdım. Ben alış yapamadım yani. Ona rağmen bir de küfür yiyoruz arkadaşlardan. Yani gerekçesi neyse, neyimizi beğenmediyse arkadaş ya da ne mecburiyeti varsa bizi takip etmekle. Kahramanmaraşlıyım arkadaşlar ben. Emir girerken son sat tuşuna basmamışım. İşte çok önemli. Özellikle ben söylüyorum, stop seviyelerinizi tekrar kontrol edin. Emirlerinizi tekrar kontrol edin. Mesela şimdi aynen biraz önceki yakardığım şikayetten biri. Abi alalım mı? Saat kaç saat sonra alalım? Kaç dakika sonra alalım? Yani satma dediler. 50K'ya kadar al satçılar beklesin dediler. Kim dedi? Biz öyle bir şeyimiz olmadı kanaldan. Al satçılar arkadaşlar onlar orta vade. Uzun vade de değil, orta vade. Hiçbir şey almayın arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey almayın. Trend döndü. Yani tepeye çıktık. Kapanışta satış geldi. Yani bu devam edebilir. Şunu söyleyeyim. Biraz araştırın arkadaşlar. Ya, neyi yanlış yapıyorsunuz? Eylem Cülcüloğlu ben çok severim. Nokta atışları var adamın ama yanlış zamanlarda, yanlış pozisyonlarda insanları çok defa terste koydu arkadaşlar. Çok riskli işlemlerde. Özellikle de o kaldıraçlı işlem sinyali de veriyor. Long ve short pozisyonu. Yani binlerce insan terste kalıp parasının patladığını biliyorum. Ama çok çok iyi biri. Kendi botları var. Bot almayın. Tavsiye etmiyorum. Kendi hesaplarınızı başkalarının kullanmasına, yönetmesine, sızmasına
Kapıyı açık bırakmayın yani. Arkadaşlar, stop limiti bilmeyenler var hala. Stop limit. Ömer Kekeş, abiliki doldum. Çık dedim Ömer. Kâr aldın, çık dedim. Yani lütfen. Neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani 1 trilyon dolar paranın hepsi size akamaz. Yani siz girip alıp çıkacaksınız. Girip alıp çıkacaksınız. Yani bunun sonu yok ki. Ben de defalarca hırs, inat böyle yapar yani. Gerek yok. Çok işlem yapmaya gerek yok. Günde 10 defa alım fırsatı olur ama çok risklidir. 2 defa terste kalırsanız kalan 8 fırsatı kaçırmış olursunuz. Çünkü siz yükselirken alıyorsunuz ama ters dönmüş. Şu an alan arkadaşlar bizim mesela biz şimdi alsak yukarı çıkana kadar 100 dolar biz para kazanırız. Ama sat sinyalimizde satmayan arkadaşlar o seviyeyi bekleyecek. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ali şöyle eylem onlar destekleniyor biliyorsunuz. Buğra da var. Onlar çok takipçileri olduğu için ve yönlendirilebilir olduğu için insanları yönlendirdiği için onlar destekleniyor. Algo Buğra'nın sponsoru. Bütün ödemelerini Algo yapıyor. Belki. Ben öyle düşünüyorum. Tahminim. Karlı, yani bir aydan beri programımız zaman zaman çekelim diyoruz video ama bir türlü kısmet olmadı. Malum çok market hareketli. Biliyorsun uyku yok bende. Kaybettik. Ama şöyle söyleyeyim, benim hiçbir beklentim yok kimseden. Özelden de yazan arkadaşlara mesela 400 tane mesaj geldi akşamüstü. Göz gezdiriyorum sadece. Hepsine cevap veremesem de. Abi stop koymayı bilmiyorum diyenlere özellikle video atıyorum. Ya da galeride vardı. Barbaros bugün videoları sildiği için, geçmiş sildiği için o da gitmiş. Tekrar çekip atayım ben. Stop çok önemli arkadaşlar. Hayat kurtarır. Belki 3-5 dolar fazla paranızı alır. Stop emirleri diğer satış emirinden biraz daha farklıdır. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ama hayat kurtarır kesinlikle. Aynen öyle. Yeniler çok 1100 kişi geçtik kanalda. Bilmeyenlere öğretmeye çalışıyoruz. Yani terste kalıp zarar etmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tamam, birazdan stop videosunu çekip atacağım. Arkadaşlar aslında çok basit. Şöyle zamanınız varsa hemen göstereyim. Türk borsalarında işlem yapan arkadaşlar görüyorsunuz burada piyasa, limit ve stop var. Stop'u seçiyorsunuz. Sat diyorsunuz. Tetikleme fiyatına atıyorum 1000 dolardan satacaksınız. Buraya 1000 yazıyorsunuz. Alta 50 dolar, 20 dolar altını yazıyorsunuz. Yani ters yazmayın. Yukarıdaki her zaman yüksek olmalı. %100'ü seçiyorsunuz. Olanı satıyor. Hepsi bu. Kaldıraçı anlattık. Video da vardı. O videoları tekrar atalım. Bende var. 1180 dolardayız arkadaşlar. Çok çok güzel zamanda çıktık. Kaldıraç çok riskli arkadaşlar. Bak söylüyorum, ne kadar paranızın olduğunun bir önemi yok. Ne kadar güçlü olduğunuzun bir önemi yok. Patlatırlar. Yani bu sert dalgalanmaların tek sebebi long ve short pozisyonların patlatılmasıdır. Yani günlük alım hacmi kadar bir o kadar da long ve short pozisyonları var. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama sadece şunu söyledim ben. Günlük al satla para kazanamayan arkadaşlar var. 100 dolarlık alım yapıyor.
Sistemi de bilmiyor, marketi de bilmiyor, spot piyasayı da bilmiyor. 1000 dolardan alıyor, 1050 dolarda satıyor. Ama 3 dolar kalıyor, 4 dolar para kazanıyor. O da bir işini... Nasıl Fatih Bey? Kârda olman gerek. 1140 dolara kadar, 1150 direnci Ahmet Veysel. 1150'ye kadar gerileyebilir. 20, 25 dolar daha. Kaldıraç şöyle arkadaşlar. Bakın. Likidite seviyesi uzun olmalı. Yani belki terste kaldığınızda 100 dolarla işleme girdiniz. 10 dolar alıp çıkmak için. Ama terste kaldınız. Mesela bugün altlardan Bitcoin'le ya da Ethereum'a girmişseniz muhtemelen likidite olmuşsunuzdur. Çünkü 7000 doların geri dönmesini artık beklemeyin. Bir de şu var. Zararı göze alabilmek gerek. Aldınız, pozisyon açtınız, long pozisyonu. Ama düşüyor. Yani düşüyor, gidiyor. Ya yani bunun likidite olmayı beklemeyin. Zararı göze alın, çıkın, kapatın pozisyonu. Trend dönme noktalarını, destek seviyelerinde aslında yaparsanız short ve long pozisyonlarını, tekrar destekten ve dirençten sekme ihtimali yüksek. Yani eğer yön değiştirmişse. Onun için 100 dolarla günlük 10 dolar, 15 dolar. 15 dolar arkadaşlar 120-130 lira, 140 lira. Yani bir öğrenci arkadaş saat 0.30. 1000 lira sermaye ayırıp, bak çok samimi söylüyorum bunu, bu fırsatı aç gözlülüğe çeviren arkadaşlar var. Şimdi özellikle birkaç kişiyle çok yakından ilgilendim. Dedi ki abi öğrenciyim, yani ekstra iş yapamıyorum, part time da çalışamıyorum, her yer kapalı. Ne yapabilirim? Spot'tan takip et. Abi benim 1000 liram var, yani 1000 lira parayla ben para kazanamıyorum. Al diyorsun alıyorum, sat diyorsun satıyorum ama 5 lira 10 lira para kalıyor diyor. Onun da komisyonu, şimdi yeni giriş yaptığı için komisyonu da çok yüksek. Para kalmıyor. Bunu birkaç kişi öyle devam ediyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, bak ben kendi aldığım pozisyonları onlara gönderiyorum. Özellikle ihtiyaçları var çünkü 1000 lira sermayesi var. 100 dolar al dedim, hesabını açtı, attı hesabı. 250 dolar yapan var. Şu an 300'e 400 dolara çıkaran var bir hafta içerisinde. Bunlar ciddi rakamlar onlar için. Yani bu parayı kimse vermez onlara. Ama 100 dolar nasıl 400 dolar olabilir ya? Neden 400 dolar oluyorsa 4000 dolar da olabilir. 5000 dolar da olabilir. Yani bunu yaparsanız, kaldıracı yüksek tutarsanız, mesela ben ona gönderiyorum sinyal, terste kaldık, çık diyorum, zararına 30, 100 dolarla giriyor, 30 dolar zarar edip çıkıyor. Ama totale baktığında 100 dolar 400 dolar olmuş bir hafta içerisinde. Çok ciddi rakam. Bunu aç gözlülüğe çevirip daha fazla para kazanayım, işte kaldıracı 3'ten 10'a çıkarayım, 10'dan 20'ye çıkarayım, 30'a çıkarayım, 125'e kadar gidiyor, bunun sonu yok ki. Yani kaldıraçtaki önemi de şöyle söyleyeyim, 100 dolarla işleme girdiniz, 1000 dolarda Ethereum'a longladınız. 1010 dolar olduğunda 100 dolar alacaksınız. 1298 dolar olduğunda siz likide ediyor. Zaten volatil çok hareketli. Yani yukarı çıksa şak 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar atıyor. Yani aşağı Bitcoin'de, Ethereum'da 3-5 dolar anlık hareketleri var. Onun için neden çok detaylı? Söylüyorum, bak tekrar söylüyorum, birçoğu bana küfrediyordur belki, senin yüzünden bulaştım bu işe, sen öğrettin diye, ama risklerini de söylüyorum. Yani paranızın %100'ünü anlık kaybedebilirsiniz. Sadece öğrenci, dar gelirli, bir günlük 50 lira 100 lira yeter bana diyen arkadaşlara söylüyorum ben. Ben bazen 5000 dolar alıyorum bir pozisyondan. Günde 3 işlem yapıyorum, 15000 dolar alıyorum. Bazen terste kalıyorum, 10 dakikada zararla çıkıyorum, hepsini veriyorum. Yani bunun profesyonellikle falan alakası yok. Yani şimdi ben saat 12'de düşeceğini biliyordum. Size de onun için aldırmadım. Burada shortlasaydım 10.000 dolar para alırdım. Ama bunun parayla alakası yok. Bir tane balina çıktı, bir alım yaptı, terste kaldık, gitti benim para. Bu böyle. Yani bunun profesyonellikle alakası yok.
Umut, BTC düşüşe geçti, bozalım mı? Abicim, BTC tepedeyken bir sat sinyalini verdik bugün akşam kapanıştan önce. Ethereum'u da aynı. Sonra biz çıktık, ikisi de salmaya başladı. Sonra tekrar giriş için seviyeye baktım ben. Giriş için yoktu. Bütün indikatörler geri çekileceğini söylüyordu. Onun için kimse de girmedi. Para cepte, nakit kârı aldı. Bekliyor herkes. Onun için takip etmek lazım. Al sat 20-30 dolar kazanırsak günde yeter artık. Yani dediğim gibi Nur Sena Hanım, gerçekten doğru şekilde yaparsanız bence kazanırsınız. Yani bir gün olur, şimdi 100 dolarla işlem açtın, 10 dolar alım çıkayım dedin, 10 dolara geldi, hemen koydun oraya stopu, ama devam ediyor, gidiyor düşmeye. Para artıyor. 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar, 100, 200, 300, 500 hemen çıkabilir. Hiç problem yok. 100 dolarınız 500 dolar olabilir yani. Ama 100 dolarla işleme girdiniz para kazanmak için. Terste kaldınız 10 dolar. Tamam, şimdi tekrar dönecek. Beklersen gitti para. Zararla çıkacaksın. Bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine. Dot'un geleceğini bilmiyorum. Büyürse adam olur. Alparslan bak ne diyor. %57 eksideyim kaldıraçta. Yanlış işlem yapmışındır. Yanlış yöntem kullanmışındır. Ben de yanlış kullandığım için terste kalıyorum. Ben de zarar ediyorum. 1150 arkadaşlar. 1150'yi bekliyorum ama trend döndü gibi. Belki düşmeyebilir 1150'ye. Son koyduğu nokta 1166. Şu an 1185, 20 dolar koymuş üstüne. Yani yukarıdan başlayıp aşağı kadar shortlasaydık deli para kazanırdık. Ne zaman 40K olur? Bugün oldu. 40.200 oldu. Umut, satmadın mı? Girişin mi o zaman da? Altcoin'ler artacak arkadaşlar. Tron'a niye limit koyacaksın? Stop limit mi? Veysel Güler, Şubat'a kadar devam. Devrem, Şubat'a kadar devam. Mardin Nusaybin'de askerlik arkadaşım Veysel Güler. Şubat'a kadar devam. 1600-1800 hedefli devam. Al sat yapma. Arkadaşlar sepetin şeyi olmaz. Stop limiti olmaz. Dalgalanıyor görüyorsunuz. Ne tronmuş aynen ya. Nereden dedik tron diye. Hayırlı olsun Veysel Baba. Umut, nasıl zarardasın? Girişin kaç Bitcoin'e? Yani çok mu eskiden aldın? Ya da sinyalsiz kendi başına mı aldın? Ben Nusaybin'de yaptım, evet. Hudut kartallarıyız biz. Beş de yükselecek arkadaşlar. Sepet duruyor. Sepete dokunmak yok arkadaşlar. O ganimet. Arkadaşlar bak şimdi tek trend dönmüştü. 20 dolar tekrar üzerine koymuştu. 1166'dan 1185'e çıkmıştı. Şimdi tekrar döndü aşağı doğru. Onun için durulmasını bekleyeceğiz. Tron sponsoru muymuşum ben? Ah nerede? Ahmet Veysel. 1150. 1150'de alacağız. Düşmezse 1170 de alırız, 1180 de alırız, 1200 de alırız. Sıkıntı yok. Yönümüzü bulmak önemli, trendi yakalamak önemli. İndikatörlerin sinyalleri önemli, yazılımın verdiği sinyal önemli. LTC iniyor. Evet iniyor. Ben bugün gündelik bazda ciddi zarardayım LTC'de. Sıkıntı yok. LTC uzaya çıkmadan önceki son çırpınışları. Sepeti tekrar paylaşır mısınız? 100 dolar paranın 50 doları Ethereum, 10 doları
Neo 10 doları Tron 10 doları LTC 10 doları 1 inç demiştik. 1 inç Türk borsalarında yok. Dot olan arkadaşlar karda. Dash alabilir, Atom alabilir, EOS alabilir yerine. İstediğini alabilir. Ripple dışında, XLM dışında. Tabii onları da alabilirler. Berat gider, acele etme. Hocam sepet oluşturmayanlar bu pozisyonlarda sepet oluşturabilir, doğru mu? Kesinlikle bu geri çekilmelerde sepet yapılabilir. Şeyde var arkadaşlar, Telegram kanalında sabitlenen mesajlarda oluşturduğumuz sepet var. Atom ne olur? Atom bombası gibi patlar. Arkadaşlar marketin hepsi hacimlenir. Hiç merak etmeyin. Yani bak en sıkıntılı, şaibeli, mahkemelik Ripple bile söylüyorum hacimlenecek. Ha, Ripple %20 yapar. Diğerleri %80 yapar, %100 yapar. Biri birinden önde, biri birinden geride kalır. O anki yöneticilerinin o anki pozisyondaki etkileri çok önemli. Satış yapma Umut, zarardasın. Niye satış yapıyorsun? Yani zamanında çıkmamışsın. Zararla çıkmayın arkadaşlar. Çok hareketli. Bakın dikkat edin. Gördüğü seviyeleri defalarca test ediyor. Ama zararda çıkarsanız yanlış hamle yapmış olursunuz. Yani kaldıraçlı işlemde zararla çıkmak sizi kurtarır ama spot piyasada alım satım yapanlarda zararla çıkmayın. Bekleyin, tekrar gelecek o seviyeye. 2 gün, 3 gün, 5 gün, 3 saat, 5 saat bir sonraki kapanışta ama gelecek. Ali aynen, sepeti paylaş arkadaşlarla. Ama söylüyorum bugünkü oluşturduğunuz sepet Şubat'ta sepeti açın dediğimde satın arkadaşlar dediğimde biz %100, %200 yapmışsak bugünküler %50, %60 geride eksi açılışını yapar. Tether davasında bir şey olmaz arkadaşlar. Yani bence bir şey olmaz. Yani değer kaybedecek, değer alacak bir dava olsa Tether biliyorsunuz sabit coin, stabil coin. Yani değeri artmıyor ya da değeri düşmüyor. Onun için bir şey olmaz. 10 gündür XLM gelmiyor hocam. Gelmez 10 gün. 10 gün önce %100 yaptı zaten. Neye gelmesini bekliyorsun? Yılmaz. Yani bu düşüşler bitti arkadaşlar. Ya yani 2-3 bin bu hareketli markette bu durumda 2-3 bin dolarlık dalgalanmalar olacak. İşte size düşen, bize düşen o 2-3 bin dolar aralıkta dalgalanmalardan fırsatları yakalayıp paramızı çekmek. LTC yüksek. Ahmet Kerem. LTC yüksek. Yani Ethereum'dan sonra uzaya çıkacak bir kripto para varsa yani Litecoin'den başkası değil. Benim görüşüm işte. Dediğim gibi DOT bugün %40 yapmıştı. Ne oldu? %10'a düştü. Birazdan da zarara girer. Yani eğer satmamışsan %40'da %100'e çıkmasını beklemeyin arkadaşlar. Kâr aldınız mı çekilin ya. Herkesin bir hedeflediği rakam vardır. Ben 1000 TL basmışımdır. 300 TL karım vardır. Hemen alıp çıkarım. Sen 100 bin TL basmışındır. 300 bin lira almışındır. Hemen çıkmalısın. Yani herkesin hedeflediği rakamlar olmalı. Şimdi 2 günden beri DOT koşuyordu. Bugün geride kaldı. Bak birazdan market kan revan kıpkırmızı olacak. Söyleyeyim size. Şu an en hacimlisi DOT %10 artıda. İşlem çifti şöyle. Elimde Bitcoin var benim.
Bitcoin yükseleceğini düşünüyorum. Almışım zamanında. Ama Ethereum'la alakalı da çok güzel haberler var. İşte vadeli işlemlerde, vadeli piyasada, margin işlemlerinde kullanılıyor. Sözleşmeleri var, bilmem ne var. O da yükselecek. Bitcoin ile Ethereum alıyorum. Yani BTC, ETH alıyorum. O işlem çifti oluyor. Yani ikisinin yüzdelik karlarını, ikisini beraber kazanıyorum. Ama Ethereum fırladı, Bitcoin geriledi. Bu sefer Ethereum'dan alacağın karın bir kısmı Bitcoin ezmiş oluyor. Bunu genelde rally başlangıçlarında, bunu Ağustos ayında yapmış olsaydınız, Ağustos ayında ne kadardı? 11 bin dolardı Bitcoin, Ethereum'da 250 dolardı. Şimdi geldiği seviyeleri görüyorsunuz. Aynen gitti arkadaşlar. Ben çok ciddi para alırdım bu short'tan. Biliyordum shortlayacağını. O ara sizde 2 klavye, 2 grafik, 3 grafik, bir sürü altcoin şeyle anlık baktığımız için hiçbir işlem yapamadım. Kaçırdık fırsatları. Canınız sağ olsun, sıkıntı değil. Küfretmeyin yeter. Kanaldan da atmıştım o aptal bir arkadaşın paylaşımını. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bugün fırsatlar bitmez bu markette. Yani her gün yükselir, her gün düşer. Düşerken fırsat, çıkarken fırsat. Piyasanın nabzını iyi takip etmek gerek. Biraz daha iner. Ne hakkımız olabilir ya? Vallahi kaçtı söyleyeyim. Sıkıntı yok. Birazdan da long'dan alırız. Ben çok olmuştur öyle. Tepeden shortlarım, alttan long'larım böyle zikzak gitmiş gelmiştir. Çok da terste kaldığım oldu. Rally'ne bilmiyoruz arkadaşlar. Dominans düştüğünde rally başlayacaktır. Şu an hala bence 2021 yılı hep böyle sert çıkışlar, sert bir şey diyeceğim, hiç argo konuşmuyorsun. Yani nasıl konuşayım? Ne demem gerekti ki? O onun terbiyesizliği ya. Muhtemelen de çocuk gizli hesaptan yardırmış gitmiş bize. Gerek yok böyle şeylere. Abi şu şeyi beğenmedim ya. Şu verdiğin sinyalden zarar ettik. Zararla çıktık. Kaç oldu bu böyle? Ver geri paramı. Ya yani para almıyoruz. Bir de zarar ettirmedik hiç. Yani fırsat kaçırmış olabiliriz ama zarar ettirmedik kimseye çok şükür. Ethereum dönüyor gibi. 1186'dan döndü biraz önce Fatih Bey. 1185'ten döndü. Yine de işlem yapmamak lazım. Biraz beklemek lazım. Evet, VIP kanalını iptal ettim. Şimdi VIP kanalı, bizim 30 kişilik bir 10 15 12 13 tanesi galiba yabancı. Diğerleri hep kendi çevremiz. Öyle bir VIP grubumuz var. Sonra çok şey vardı, talep vardı. Bir VIP grubu daha oluşturalım. Oradan da para kazanırız dedik. En azından bu kullandığımız yazılımların, indikatörlerin paralarını oradan ödetiriz dedik. Talep de var. Şimdi 50 kişi hemen gelecek. 50 dolardan ciddi de para. Ama böyle arada terbiyesizler çıkıyor. Hiç gerek yok yani o paranın. Nasıl yarın 1200'ü zorlar mı? Ethereum 1200 dolardı zaten. 20 dolar var. Yarın 1350'yi kırıp 1500'e doğru yol almasını bekliyoruz. Olağanüstü bir satış baskısı olmazsa. Buket Hanım şey ya, bir kişi için değil,
Şimdi aranızda bu canlı yayını izleyen benim en az 10 tane arkadaşım var. Gruptan, kanaldan da sürekli takip eden arkadaşlar çok. Onlar ekran görüntülerini alıyor. Bana onlarca resim atıyor. Adam canlı yayını sövmüş, çıkmış, yardırmış, çıkmış yani. Zaten stresimiz, yoğunluğumuz yeter. Ha, onlar modumuzu düşürmez tabii. Biz yine elimizden geleni yapıyoruz. Litecoin ne olur? Yarın 170 olur mu? Litecoin'in yarın 170 olması için nasıl bir şey olması gerek? 150. Yani çok yüksek bir rakam değil. Onu söyleyeyim önce. 170 olabilir. 153-154'ten döndü galiba bugün. Bitcoin 42'yi kırarsa Litecoin 170 hemen kırar. Pamuk gibi oldun reis. Anlamadım Berkay. Hocam konu dışı ama kaçırdım dur. BTC Türk'te pazartesi günü işlem yaparken hesabıma eksi bakiye oldu. Verilmiş emrin vardır daha önceden. Ona bak. Farkındayım Ahmet. Bence kırar arkadaşlar. Yani yarından sonra daha hacimli geçeceğine inanıyorum ben marketin. Eyvallah, sağ olasın. Excel'imde girişin kaç? Kim yazmıştı onu? Excel'im. Turgut, girişin kaç Excel'imde? Abicim şimdi Excel'im şimdi %70'te, %40, %45'te ben hemen dikkatimi çekmişti. Benim alakam olmayan, cüzdanımda olmayan kripto paraların alarmları var benim telefonumda. Ve belirli seviyelere geldiğinde ben hemen bakarım. Çünkü VIP grupta onu takip eden arkadaşlar var. Onu aldırdığımız arkadaşlar var. Hemen arar söylerim ya da mesaj atarım. Şu seviyeye geldi, bu seviyeye geldi diye. %40 yaptığında hemen mesaj gelmişti bana. Alarm uyarmıştı. Hemen baktım, sonra market hacmine, yatırımcılarına baktım. Devam edeceği belliydi. O an ben de alabilirdim ama almadım. %100 yaptı mesela. %40 da benim haberim vardı. Artış yönünün yukarı olduğu, devam edeceği. Ama benim ilgi alanım içerisinde olmayan bir kripto varlık olduğu için ben almadım. Short bitti. Short yok. Buradan longlanabilir. Yani dakikalıkta bir W var ama pek çalışmaz dakikalıkta. Saatlikte bakmak lazım. Ethereum'a saatlikte bir bakalım, o çok önemli. 3'e hazırlık nasıl olacak? Çok sıkıntılı saatlik. Saatlik dipte arkadaşlar. Hatta nereye kadar gidebileceğini de söyleyeyim size. Ben bakmamıştım saatliğe. 1122. 1125. 1125'e kadar gitme olasılığı yüksek. Tony DeMarco'nun 9'unu yakmış. Saatlik mum aşağı yönlü. Bollinger bandına takılmış. Fib çekilmesine bakalım. Fib ilk 1080 diyor. Ondan sonra 1000 dolar diyor. 987'ye kadar da gidebilir diyor. Yani bu grafiklere bakmadan trendin döndüğü ve küçük bir W yapıp yukarı yönlü hareket ettiğini düşünerek long pozisyonu alırdım. Ama bunlara bakınca çekilmenin devam ettiğini gördüm. Onun için long iptal. Long yok. Long ve short yok arkadaşlar. Şimdi dakikalıkta yukarı yönlü. 40 dolar, 50 dolar belki
20 dolar yukarı çıkar ama tekrar geri salma ihtimali çok yüksek. TL'de olanlar bekleyecek. Kaç dakikası var saatlikte? 7 dakikası var aynen. 7 dakika sonra. Ama kırmızı yakmış zaten. Fitili de uzun. Aşağı yönlü devam edecek Ali. Yani 1, 2, 3, 4, 5. mum sıralı 9 yakar o, ben size söyleyeyim. 9'dan sonra bir sarı yakıp yukarı yönlü devam eder. İşte şu kadar aralıklı olsa 02.35, 12.16, 02.32, 17.38. Yani ilk geleceği seviye 1085, 1086, 1080, 1090 arası. Tron ne zaman yükselecek? Amen. Tron altcoin'ler. Şimdi 114 kişi izliyor. Bir daha söyleyeyim, bir daha tekrar edeyim arkadaşlara. Bitcoin yönüne göre market hareket ediyor. Bitcoin hacim aldığında işlem çiftlerinden dolayı. Şimdi takip ederseniz en büyük iki kripto para Bitcoin ile Ethereum paralel hareket ediyor. Yani beraber yükseliyorlar. Beraber. Şimdi benim 3 tane grafik açık önümde. Anlık alım satım bu kadar dakik ve saniye olamaz yani. Ya da ben büyük bir yatırımcı olarak yüz milyonlarca dolar yatırım yapacağım. İşlemi aynı anda iki farklı bilgisayarda 100 milyon dolarlık Ethereum, 100 milyon dolarlık Bitcoin al, böyle bir işlem de olduğunu düşünmüyorum ben. Onun için işlem çiftlerinden dolayı bu. Yani zamanında alınmış işlem çiftlerinin alımı ve satışından dolayı böyle paralel hareket ediyorlar. Altcoin'ler Ethereum da altcoin. Yani çok hacimli, çok güçlü olabilir. Şimdi Bitcoin yükseliyor, Ethereum yükseliyor, altlar yükseliyor biraz. O ara işte dediğim gibi market yukarı yönlü hareket ettiği için, markete dolar yağdığı için takip edebiliyoruz, onu da biliyorsunuz. Ne kadar para geliyor, hangi saatte, hangi bölgeden geldiğini. Tabii sahiplerini kimse bilemez. Anonim, hiç kimse bilemez. Markete para geliyor. Bitcoin yürümüş, Ethereum yürümüş. Arada Dot fırlamış, %60 yapmış. Niye fırlamış ya? Bir araştırıyorsun. Sonra Dot sahipleri ortak almış, fonlamışlar coin'i. Ek sermaye girişi olduğu için yükseliyor. Ya da başka bir büyük kurumsal, PayPal gibi, eBay gibi, Amazon gibi kurumsal dev şirketlerle ödeme yöntemi olarak kullanma anlaşması yapıyor. Şişt, çıkıyor aradan. Yani bunlar olur. Ama onların dışında altcoin'lerin hep beraber yürümesi için içlerinde tabii ki biri %300, %400 yapacak hacimde olanlar var, güvenilir. Onların öyle olması için Bitcoin dominansının %65-66'lara gelme. 67'de başlar rally, 65'te tam kaz tepeleri oluşturmuş olur bence. Bitcoin dominansını düşürüp, yani para gücünü artık yatırımcısını azaltıp yatayda 300-500 bin dolar belki aralıkta, bu piyasada öyle olur. 200-300 dolar, bunlar 2017-2018, 2017 rallisinden sonra 300 doları bir haftada çıktığını ya da sert satışlardan sonra ayı pazarına başladığımızda, ayı piyasasında 6 ay boyunca böyle düşen trendde, düşen bantta seyrettiğini gördük. 6 ay 3 bin dolar da geldi mesela. Bugün 7 bin doları 2-3 saatte hacimlenmiş olabilir belki. Yataya bağladığında Bitcoin altlar yürür arkadaşlar. Yemyeşil olur. Her taraf paralar akar, görürsünüz. Yani çok hızlı. Artık fiyat takip edemezsiniz. Yüzde takip etmeniz gerek altcoinlerde. Yani 100 liradan Litecoin aldım. 150 oldu, 160, 170, onu takip edemezsiniz. 2 gün önce kaçtı? Yüzde takip edersiniz. %10 yaptı bugün. Dün %20'ydi. Ondan önceki gün %30'du. Totalde %70 oldu. %30 daha yaparsa %100 kar bırakmış olur. Öyle olur. Veysel, sakın. Ripple'dan uzak dur. Ripple'ı söyledim. Tekin bugün Süleyman ofiste. Ahmet Veysel vardı, gitti biraz önce.
Barbaros da Ankara'da. Ne bok yiyorsa Ankara'da. Bu dediklerin ne zaman olur? Yani benim elimden gelse 25 Aralık'ta ben bitirirdim bu işi. Çünkü biz bütün hazırlığımızı 25 Aralık'ta yaptık. 31.300 doları kırdığımızda ben Bitcoin'den çekildim, bekliyordum. Ama bir türlü bitmiyor maalesef. Şimdi bir dakika. Erhan Bora. Peki. Yani ne, Ripple ne peki? Şimdi Veysel Güler demiş ki Ripple yatırım yapılmalı mı İlhan? Kesinlikle uzak dur dedim. Ripple peki demişin. Yani ben mi yanlış anladım? Neo'nun dik duruşu söyledim arkadaşlar. Mesela ben Excel'em almadım. Almam da yatırım ama yatırımcı arkadaşlar var takip ettiğim. Söyledim işte o günkü %100 rally yaptığını, %40 da ben dikkatimi çekmişti. Araştırdım, hacmi de yüksekti, yürüyordu. Ona rağmen ben almadım. Excel'em yaptı, Dot yaptı biliyorsunuz. %8, %14, %15 oldu mesela Dot şu an. Ada yaptı, Dash yaptı. Yani zaman zaman bunlar çıkış yapabilir. Dediğim gibi serbest piyasada. Maraşlı kim var arkadaşlar? Var mı aranızda Maraşlı? Milli Eğitim Caddesi'nde. Saat 1. Neyin ikincisini alıyorsun la Barbie? Amen. 2017-2018 seviyelerini görme ihtimali var mı? Valla bu parayla bence geçmesi gerek. 0.35'ten satmalıyım. Ripple'ı mı? Yani Ripple'ı satmalısın. Hemen başka bir şeye geçmelisin. İkinci alıyorum. Neyin ikincisini alıyorum Barbie? Maraş'tayım arkadaşlar. Gelen buyursun. Başımızın üstünde misafirimiz olsun. Eğer Şubat, Mart biraz daha uzarsa, Nisan'a uzarsa bu rally ve Bitcoin gibi beklentilerimizin çok üzerinde olursa tüm kanalı toplarız arkadaşlar. Bir parti yaparız bir yerde. 1.000 kişilik. Hiçbir yer almaz bize. Düğün salonu kiralamamız lazım. Gerçi Fatih Bey'in düğün salonu var. Fatih Bey'in orada toplanırız. Ankara'ya otel almaya mı gittin? Barbaros Burak Van'la. Neyin alım vakti mi? Sepet oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Söyledim. Sepet oluşturduğunuz sepet rally bittiğinde %60 geride olur. Arkadaşlar kapatalım artık. Short'u kaçırdık. Long'u kaçırmayalım. Çok güzel. Bir tane arkadaşımız şey yazmış bak. Hocam ETC'yi 300 dolardan aldım. 800 dolardan sattım. Sonra tekrar 1000 dolardan aldım. Şimdi kesinlikle kar etmişsin. Ama yatırım yaptığın paranın gelecek seviyelerini kontrol etmemişsin. Hasan Ertürk. Yanlış yöntem. Ben 2000 dolar diyorum. 1800 dolar diyorum. Tutacaksın. Şırnak, İdil, Cizre'ye kadar biz bakıyorduk Mardin'de. Adresimiz açık arkadaşlar. Kahramanmaraş, Merkez, Dulkadiroğlu, Milli Eğitim Caddesi. Dulkadiroğlu ilçe nüfusun hemen yanı. Hiç sıkıntı yok. Hasan ne yazdın acaba? Sepeti tekrar yazalım Ali. Anladın mı? Hasan Ertürk. Kesinlikle kar etmişin. Ama 1600'lü kaçırmışın.
Berkay Akdeniz. Eksi bakiye diye bir şey yok ki arkadaşlar. Ona ben de anlamadım. Yazılımsal bir hatadır bence. Destek hattından BTC Türkiye ulaş bir sor. Yani eksi bakiye olamaz. Berkay Akdeniz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Herkese bakalım alım fırsatı tekrar. Yani dakikalıkta da saatlikte de şu an aşağı yönlü ama günlükte 11.09086 yani 1192 dolar diyor. 1192 doları kırarsa yukarı yönlü hareket edebilir diyor. 1192'yi kırarsa long diyoruz arkadaşlar. Paça da var, kebap da var, tarhanamız da var arkadaşlar, sucuklarımız da var. Herkes gelen buyursun. Long 1192'den sonra long girecek arkadaşlara kanaldan sinyal veririm. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlar.